Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından mutlu akşamlar, ben Hülya Polat. Amerika'da 8 Kasım seçimleri sonuçlandı ama bundan sonra ne olacak sorusu gündemde. Başkanlık seçimini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump nasıl bir kabine kuracak, nasıl bir iç ve dış politika izleyecek? Kabine için kimlerin adı geçiyor? Bu sorulara yanıt arayacağız. Yayınımızın bundan sonraki bölümüne seçim gecesi New York'ta Donald Trump ve Hillary Clinton'ı izleyen Alparslan Esmer ve Mehmet Toroğlu katılacak. Bundan sonra ne olur sorusuna yanıt arayacağız birlikte. Alp, önce istersen açıklık getirelim bir soruya. Birçok izleyicimiz bunu merak ediyor. Amerikalıların da birçoğunun belki bilmediği veya anlamadığı bir şey. Halkın, seçmenin verdiği oylardan... Oylara bakarsak 250 binden fazla oy aldı Hillary Clinton Trump'a göre. Ama delege sayısı açısından Trump seçimi kazandı. Nasıl bir seçim sistemi uygulanıyor Amerika'da ve bu nasıl oldu? Bu çok göze çarpan bir unsur. Her şeyden önce Amerika'da bir partinin adayının ülke genelinde çoğunluğu alıp da eyalet genelinde kaybetmesi, seçimleri ve başkanlık yarışını kaybetmesi Amerika'da son dönemde dördüncü kez yaşanan bir durum. En son da 2000 yılındaki seçimlerde olmuştu. Al Gore, George Bush'a karşı, Texas valisi George Bush'a karşı yarışta 500 bin ülke genelinde fazla oy almasına rağmen yarışı maalesef kaybetmişti o noktada. Bu noktada seçim sistemine gelirsek, seçim sistemi biraz karmaşık olmakla birlikte şunu eklemekte fayda var. Amerika doğru, Amerika seçimleri ülke genelindeki sayıma dayanmıyor sadece. Karma bir sistem var burada. 50 tane eyalet var ve 50 tane eyaleti temsil eden insanlar var. Bunlara seçiciler kurulu deniyor. Eğer bu 50 eyaleti her birini küçük birer ülkecik diye hesaplarsak, düşünürsek bu noktada bu eyaletler her biri kendi seçimlerini yapıyor. Delegelerini belirliyor. Delege sayısından ortaya çıkan rakamlar bildirildikten sonra eyalet şu eyalette şu kişi kazandı, şu aday kazandı denerek o eyaleti kazandığı açıklanıyor. Ve bunların toplamından, delege sayısının toplamından seçiciler kurulu delege üye sayısının 538'in salt çoğunluğu olan yarısının bir fazlası yani 270'i alan seçimi kazanmış oluyor. Seçiciler kurulunu birazcık daha açıklarsan bunlar aslında sayısı tam olarak eyaletleri senatoda ve temsilciler meclisinde temsil eden üyelerin sayısına eşit bir rakam. Aynı zamanda bunlara 3 tane de başkent Washington DC'den ekleniyor. Washington'un başkan seçme hakkı yok, eyalet olma hakkı yok ama seçiciler kuruluna 3 tane üye gönderebiliyorlar. Seçiciler kurulu sistemi bir noktada karma sistem olarak devreye giriyor ve bunların eyaletlerden çıkan sayılar, bunlar da tabii nüfus bazına göre belirleniyor her şeyden önce. Nüfus bazında belirlenen delege sayısı toplamında genel toplama ulaşılıyor ve 270 rakamı elde edilmeye çalışılıyor bu noktada. Ve bir, tabii ki seçiciler kurulu sistemi biraz karmaşık mı diye sormakta fayda var. Çünkü bu son kararlarını Aralık ayında yapılan bir prosedürel bir toplantıda belirliyorlar. Bu toplantı tabii ki genel sonucu değiştirmiyor. Ama sistem bu şekilde karma bir hesaplama üzerinden. Evet. Şimdi bugün Başkan Obama Beyaz Saray'da Donald Trump'la ilk görüşmesini yaptı ve böylece geçiş süreci hatta devir teslim süreci de resmen başlamış oldu diyebiliriz belki. Ama 8 Kasım'da Mehmet Toroğlu sana soracağım şimdi. 8 Kasım'da sadece başkanı seçmedi Amerikalı seçmen. Kongrenin bir bölümü içinde oy kullandı. Bunun sonuçlarına bakarsak nasıl bir denge var şu anda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar açısından ve bu genel tabloda nasıl yorumlanmanı, ne gibi işleyişler getirebilir önümüzdeki aylarda, yıllarda? Evet Hülya Polat, seçimlerden önceki tabloya baktığımızda Kongre'de Cumhuriyetçiler çoğunluktaydı, iki kanatta da çoğunluktaydı. Seçimlerden sonra da bu tablo değişmedi. Yine Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında çoğunluk parti. Aslında Demokratların en azından Senato kanadında acaba Demokratların çoğunluğu alır mıyız şeklinde bir ümidi vardı ama Trump'ın 8 Kasım gecesi yakaladığı rüzgar Kongre seçimlerinde etkiledi ve Cumhuriyetçiler iki kanatta da çoğunluğu kaptırmadı. Sonuçlara göre şu anda Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 239, Demokratların da 192 sandalyesi var. Senato'da da fark aslında biraz daralsa da dediğimiz gibi çoğunluk parti değişmedi. Seçimden önce Cumhuriyetçi Demokrat dengesi
44'e 54 şeklindeydi. İki de bağımsız vardı. Şimdi Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 51'e düştü. Demokratlarınki ise 48'e çıktı. Sadece Louisiana eyaletinde 10 Aralık'ta ikinci tur seçimler yapılacak. Çünkü orada hiçbir aday %50'yi geçmedi. Kongredeki bu tablodan sonra Cumhuriyetçi Parti için aslında 2008 seçimlerinden sonra tıpkı Demokrat Parti için oluşan tabloya benzer bir tablo ortaya çıktı diyebiliriz. Zira hem yasama hem yürütme kanadı tek partinin kontrolünün altına girmiş oldu. 2008'de de hem Demokrat Başkan Barack Obama başkan seçilmiş hem de Kongre'nin yine iki kanadı da Demokrat Parti'nin kontrolündeydi. Bu durum tabii planladığınız icraatları hayata geçirmenizde size muazzam bir fırsat sağlıyor başkana. Bu açıdan Trump'ın elini tabii çok rahatlatacak bir gelişme. Başkanın ayrı parti, Kongre'nin ayrı bir partiden olduğu durumlarda kafanızdaki icraatları hayata geçirmede Kongre sizin önünüze set çıkarabiliyor. Bunun en iyi örneğini Obama döneminde defalarca gördük. İşte şöyle bir geriye gidersek bireysel silahlanmanın zorlaştırılmasına dönük işte adımlar atmada, göçmenlik, sağlık reformu konusunda olsun, göçmenlik reformu konusunda olsun, Küba'ya ambargoların kaldırılması, büyükelçi atamaları, işte yüksek mahkemeye yargıç atamaları, tüm bu konularda Obama'nın istediği bir takım adımlar hep işte Kongre'deki cumhuriyetçi çoğunluğun engellemeleri yüzünden ya geçirilemedi ya da yarı geçirilebildi. Yani üzerinde değişiklikler yapılmak zorunda kaldı. Yalnız burada Trump'ın önünde belki bir zorluk olabilir. O da her ne kadar Trump kendisi gibi Cumhuriyetçi çoğunlukla bir kongreyle çalışacak olsa da Temsilciler Meclisi'nin başındaki isim Cumhuriyetçi Paul Ryan'la arası aslında çok iyi değil. İkisinin birbirinden aslında çok haz etmediğinin işaretleri seçim kampanyası döneminde görülmüştü. Paul Ryan'ın mesela Trump'a desteğini açıklaması günler sonra olmuştu ki sanki zoraki bir destek verdiği şeklinde bir görünüm yaratmıştı kimi çevrelerde. İşte Trump'ın mesela kadınlara müstehcen ifadelerin yer aldığı videonun sızmasından sonra Paul Ryan, Trump'ın artık kampanya faaliyetlerine katılmayacağını, kongrede partinin çoğunluğunu korumaya odaklanacağı açıklaması da yine gündeme geniş şekilde tartışılmıştı. İki lider bugün bir araya gelecekler. Bugün bir görüşmeleri var. Aralarında nasıl bir ilişki olacağı siyaset gündeminde, Amerikan siyaset gündeminde tabii en çok merak edilen konulardan. Ama dediğimiz gibi seçim sonrası oluşan bu durum Cumhuriyetçi Parti için esasında çok büyük bir fırsat. Partinin planladığı icraatları hayata geçirilmede müthiş bir fırsat. Ki aslında bu durum son olarak şunu ilave edeyim, bir sürpriz olarak da nitelenebilir. Çünkü daha birkaç hafta içinde parti içindeki bölünmeleri, kutuplaşmaları konuşuyorduk. Partinin işte güçlü bir aday çıkaramadığı gibi konuları konuşuyorduk. Şimdi bir anda hem Beyaz Sarayı hem Kongre'yi kontrol eder bir parti konumuna geldiler. Evet, daha sonra vakit kalırsa eğer sağlık reformu konusuna döneceğim. Yani değiştirilmesi beklenen ya da planlanan yasalar açısından. Ama önce Alp'e bir şey sormak istiyorum. Alp, kabinede hangi isimlerin yer alması bekleniyor? Medyaya çok isim yansıdı. Çeşitli bakanlıklar için önemli isimlerin adı geçiyor. Nasıl bir kabine kurar Trump ve bu nasıl kabine, nasıl bir iç ve dış politika izler? Genel bir değerlendirme yaparsan. Tabii ya, basına yansıyan konularda gerçekten öne çıkan şey Donald Trump'a kampanyanın en azından ortalarından bu yana desteğini esirgemeyen ve en zor zamanlarda kendisini yalnız bırakmayan üç ismi ödüllendireceği yönünde başlıklar ortaya çıktı. Bu üç isim kimler? Bir tanesi Newt Gingrich, Temsilciler Meclisi'nin eski başkanı 1990'lı yıllarda. Bir tanesi New York eski belediye başkanı Rudy Giuliani. Diğeri de New Jersey eyaleti valisi Chris Christie ve Cumhuriyetçi valisi. Şimdi ilk önce tabii Türkiye açısından bakarsak herkesin merak ettiği konu Dışişleri Bakanlığı'na kimi verebilir düşüncesi. Ki burada Newt Gingrich'in adı geçiyor, eski Temsilciler Meclisi Başkanı. Newt Gingrich de Türkiye kamuoyuna aslında yakından tanınan biri 90'lı yıllardan bu yana. Çünkü kendisi Atatürk'ü çok seven bir lider olarak biliniyor. Atatürk'ü örnek alan biri olarak biliniyor. Atatürk'ün devrimlerini örnek almak isteyen biri. Time dergisine verdiği demeçte de tüm dünya Atatürk'ten ders almalıdır diye konuşmuştu. Newt Gingrich o açıdan Türkiye'ye çok yani uzak bir isim değil. Ama sadece Dışişleri Bakanlığı'nın adı geçen tek aday da değil. Bunlardan bir tanesi Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinden, kıdemli üyelerinden
Cumhuriyetçi üye yine Bob Corker, ki Bob Corker Suriye ve IŞİD konularına aşina bir politikacı ve zaman zaman Türkiye'ye gitmişliği de oldu. Kilis'ten sınırdaki faaliyetleri izlemiş biri. Onun dışında tabii Senatör Jeff Sessions'ın adı da geçiyor bir noktada. Tabii Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Savunma Bakanlığı da birbirine yakın konular, ki Jeff Sessions burada Savunma Bakanlığı için de adı geçen bir senatör. Ve tabii eğer olmazsa da bir ihtimal Bush döneminin, George W. Bush döneminin eski ulusal güvenlik danışmanı Stephen Hadley'nin Savunma Bakanlığı görevini devralması olasılığı var. Bu konuşuluyor. Onun dışında tabii ki Michael Flynn, Savunma Bakanlığı İstihbarat Örgütü'nün eski başkanı, onun da adı geçiyor Savunma Bakanlığı için. Bu zaman gösterecek konular. Ayrıca Donald Trump'ın bir noktada kabinesinde, tabii kabinenin görevinin her şeyden önce başkana danışmanlık yapan bir kurum olduğunu hatırlatmakta fayda var icraatlarını uygulamada. Bu noktada ne yapacak dersek, tabii ki özel sektörü çekmeye çalışacak. Özel sektörlerin önemli isimlerini kabineye çekmeye çalışacak. Bunlardan bir tanesi mesela... Demin adını söylemiştim. Onu unutmadan ekleyeyim bu arada, özel sektöre geçmeden. Rudy Giuliani, eski dışişleri bakanı, özür dilerim, New York'un eski belediye başkanının adı Adalet Bakanlığı'nda geçiyor. Bunu eklememde fayda var. Özel sektöre geri dönersem, İçişleri Bakanlığı mesela Donald Trump'ın uzun süredir arkadaşı olan Lucas Oil'ın başkanı Forrest Lucas'ın adı geçiyor burada. İçişleri Bakanlığı'nı Türkiye'deki gibi bir İçişleri Bakanlığı olarak algılamamamızda fayda var. İçişleri Bakanlığı daha çok da ülkedeki güvenlik konuları değil ama yerel konularla ilgilenen bir bakanlık ve daha çok çevresel konulara da bakıyor bazen. Bu noktada özellikle bir petrol şirketinin başkanının İçişleri Bakanlığı'na gelmesi şu açıdan yorumlanabilir. Özellikle mesela Kuzey Dakota eyaletinde bir petrol boru hattının geçişiyle ilgili sorunlar var ve bölgedeki Kızılderililer istemiyorlar oradan geçmesini çevresel sorunlardan dolayı, ki çevre konularında zaten Donald Trump'ın da çok duyarlı biri olmadığı bilinen bir gerçek. Cumhuriyetçilerin partinin diğer kesime gibi. O noktada belki bir petrol şirketinin İçişleri Bakanlığı'na gelmesi, bu tarz boru hatlarının ya da yeni petrol arama şirketlerinin yeni petrol sahaları açmalarının, doğalgaz sahaları açmalarının bu noktada çevresel unsurlara dikkate almadan bunları başlatmalarının önünü açabilir diyeceğim. Mesela Maliye Bakanlığı önemli bir bakanlık Amerika'da ve burada da özel sektörden gelmesi gereken isimler var. Mesela JP Morgan Bankası'nın CEO'su Jamie Dimon'un adı geçiyor. Goldman Sachs'ın CEO'su Steven Mnuchin'in adı geçiyor bu noktalarda. Bunlar da özel sektörlerden Maliye Bakanlığı'na getirilecek isimler. Ayrıca evet bu arada tabii ki Steve Hadley için Savunma Bakanlığı demiştik. Tabii ki tekrar Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için adının geçmesi mümkün. Adalet Bakanlığı'na demin söylemiştim. Rudy Giuliani demiştim. Onun dışında Florida Eyaleti Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de gelmesi mümkün, ki bu da eğer gerçekleşirse Donald Trump'ın kabinesinde ilk bir kadın üye olması anlamına gelecek. Evet, evet. Şimdi çok az vaktimiz kaldı, süremiz sınırlı ama Mehmet'e Türkiye'nin beklentileri ve dış ilişkileri soracağım. Ama bu arada az önce Newt Gingrich'ten bahsettik, Atatürk hayranı bir politikacı. Bugün de 10 Kasım, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü biz de burada analım. Ve soralım, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler Trump döneminde nasıl bir seyir izler Mehmet? Hülyaflat, Türkiye konusu da ilişkilerin nasıl olacağı, Trump aslında tam bu konuda tam bir kapalı kutu. Çok fazla Türkiye'ye nasıl baktığının işaretini vermedi kampanya döneminde. Belki bir istisna hariç Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda New York Times'a verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümete destek verdi Trump. Bunun dışında Türkiye'den direkt olarak hani ismini geçirdiği bir an olmadı. Trump yönetiminin Türkiye'ye bakışının nasıl olacağı, ilişkilerin nasıl bir seyir izleyeceği tabii biraz da kabineyle bağlantılı, kabineye gelecek isimlerle bağlantılı. Burada bir örnek verelim. Mesela Michael Flynn var. Kabinede görev alacak isimler arasında adı geçiyor. Trump'ın çok yakın danışmanı Fethullah Gülen. Biliyorsunuz en sıcak konu şu an iki Fethullah Gülen'in iadesi. Gülen'i Türkiye'ye iade etmeliyiz diyor 8 Kasım'daki çıkan yazısında. Diğer birisi mesela Newt Gingrich olabilir. Dışişleri Bakanı olabilir. O da çok Atatürkçü, yakın Atatürkçü bir isim olmasıyla biliniyor. İsimler belli oldukça bu konuda daha net bir tablo ortaya çıkacak Hülya Palat. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Toroğlu ve Alparslan Esmer. İki arkadaşımız New York'tan yeni döndüler ve Hillary Clinton'la Donald Trump'ın kampanyalarını izlediler. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Haber ve videolarımız amerikanansesi.com adresinde. Programlarımızla ilgili yorumlarınızı da ekranda gördüğünüz adrese bekliyoruz. Amerika'nın Sesi Haber ekibi olarak hepinize iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.